Değerli basın emekçileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, günaydın diyorum. Bugünkü basın toplantımıza başlayabiliriz. Önce Hilvan'da talihsiz bir kaza sonucu bir çocuğumuz yaşamını yitirdi. 8 yaşında Berat Kutusuz, seçim çalışmaları sırasında gerçekleşmiş olan elim bir kazadır. Bunun sonucunda yaşamını yitirdi. Çok acı bir olay. Kendisine rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz. Bizi gerçekten çok ciddi olarak üzdü. Çok acı duyduk. Çünkü seçim çalışmaları elbette ki önemlidir. Fakat bir çocuğun hayatı her şeyden önemlidir bizim için. Tekrar başsağlığı diliyoruz ailesine ve halkımıza. Onun hayallerini yaşatma sorumluluğu da bizim üzerimizdedir. Bunun farkındayız. Yine bir ölümle ilgili birkaç cümle söylemek istiyoruz. Zülküf Gezen Tekirdağ cezaevinde biliyorsunuz tecridi protesto etmek için yaşamına son verdi. Cenazesi kaçırıldı. Defnedildi. Aile mezarlığa alınmadı. Milletvekillerimizin mezarlığa girmesi engellendi ve zor kullanılarak engellendi. Bunların hepsi aslında çok açıkça kınadığımız ve protesto ettiğimiz konular. Bir kez daha şunu hatırlatmak istiyoruz. Bakın Leyla Güven açlık grevinin 132. gününde cezaevleri 95. güne geldi. Ve gerçekten kritik eşiklerin hepsi aşıldı. Biz cezaevlerinden de Leyla Güven açısından baktığımızda ve dışarıda da açlık grevini yapanlar açısından baktığımızda bir tek kişinin hayatına en ufak bir zarar gelmesin istiyoruz. Ve bir tek kişinin sağlığı, canı zarar görmeden bu sürecin tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bir kez daha yetkililere, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Talep sadece hukuki ve insani bir taleptir. Tecritin sona erdirilmesi. Türkiye'nin yasaları ve anayasası çerçevesinde ve Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmeler çerçevesinde bir hak talebidir. Bunun dışında bir talep yoktur. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkililerin bir kez daha durumu düşünmeleri ve meseleyi ciddiye almaları gerektiğini söylüyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Gerçekten toplum açısından, özellikle aileleri açısından son derece sıkıntılı bir dönem yaşanmaktadır. Büyük kırılmalara yol açmaktadır ve bu hafife alınacak bir durum değildir. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Değerli basın emekçileri, biraz sizin alanınızla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Elbette ki burada bulunan basın emekçisi arkadaşlarımızı tenzih edeceğim bu söylediklerimden. Üstünüze alınmayın. Çünkü sizin basın emekçisi olarak bu konuyla ilgili çok fazla payınız olmadığını, hani ben uzun yıllar bu alanda çalışmış biri olarak biliyorum. Şimdi mesele Hürriyet, CNN Türk, Posta ve Milliyet gazeteleri ve televizyonun içinde bulunduğu yayın grubuyla ilgilidir. Birinci olarak oradan başlayayım. Hürriyet gazetesi yalan bir haberi 2 gün manşetinde tutmuştur. Ve diğerleri de aynı yalan haberi manşetlerine taşımışlardır. Bu gazetelerin ve yayınların yaptığı açıkça hakikate saldırıdır. Hakikate saldırıdır. Gazetecilik ilkelerine saldırıdır. Gazetecilik etiği, ahlakı ki evrensel ilkelerdir bunlar. Evrensel ilkelerdir bunlar. Bunların hepsine saldırıdır. Bunları açıkça yok saymaktır. Yapılan işin gazetecilikle alakası yoktur. Yapılan iş iktidarın tetikçiliğidir. Çok açıkça söylüyoruz bunu. Tek merkezden üretilen haber bütün her yere yayılmaktadır ve ne yazık ki bu yazı kurulları, bu yayın kurulları bu haberi hiç utanmadan, sıkılmadan servis edebilmekte, sayfalarında tutabilmekte ve gösterebilmektedir. Öncelikle bunu son derece utanç verici bir durum olarak görüyoruz. Bu ülke
Evet, iktidarlar her zaman basın üzerinde baskı kurmuşlardır. Biz her zaman biliriz ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yazı kurullarında ve yayın kurulunda temsilcileri vardır. İktidarlar telefonlarla gazeteleri, yayın kuruluşlarını uyarırlar. Telefon açarlar, onu yapmayın, bunu yapın derler. Bu hep böyledir. Bu ülke 12 Eylül dönemini de gördü. 12 Mart dönemini de gördü. 12 Eylül döneminde de çok ağır baskılarla karşı karşıya kaldı medya. Ama açıkça söyleyelim, hiçbir zaman medya bugünkü kadar biat etmiş, bugünkü kadar pespaye bir habercilik yapma durumuna gelmemişti. Şimdi ben bunların hepsini söylüyorum, biliyorum. Başta Hürriyet, CNN, Türk Posta, Milliyet grubu olmak üzere bu eleştirilerim hiçbir ana merkez medyasında yer almayacaktır. Ama en azından o yazı kurulları ve yayın kurulunda bulunan kişilerin kulağına gitmiş olsun, halk duymasa bile. Gerçeğe sadık kalın. Gerçeğe sadık kalın. Bakın, seçim çalışmalarını sürdüren bir siyasi partiyiz. Meclisin üçüncü büyük grubuyuz. 6 milyondan fazla seçmenimiz oy verdi. Aileleriyle beraber 20 milyondan fazla insandır. Bize oy veren, bizi destekleyen, gönlünde bizi yaşatanlar. Bu kadar fazladır. Şimdi bir elinizi vicdanınıza koyun. Eş genel başkanlarımız, parti yöneticilerimiz seçim çalışması sürdürüyor. Yerel seçim çalışması. Eş genel başkanlarımız sadece, adaylar değil bakın. Sadece eş genel başkanlarımız 70'in üzerinde bugüne kadar, 70 tekrar vurguluyorum, 70'in üzerinde miting, halk buluşması yapmışlardır. Ya hangisini verdiniz? Bir tanesini gösterdiniz mi? Günde 3 kere Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nın halka hakaret ettiği toplantıları ve mitingleri gösteriyorsunuz. Halka açıkça hakaret ettiği, terörist dediği, Kürt halkına çok açık şekilde hakaret ettiği toplantıları, mitingleri gösteriyorsunuz. Bir tane, 70 tane miting ve halk buluşmasından hangisini gösterdiniz? Bu mu gazetecilik? Yok. Yani sadece yalan haber yapmakla, sadece Göbels bozuntularının hazırladığı haberleri servis etmekle kalmıyorsunuz. Aynı zamanda yapılan, yaşananları da aktarmıyorsunuz. Bir de böyle bir yanınız var. Dolayısıyla yani bu söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi yazan, yapılmamış işleri yapılmış gibi yazan ve servis eden ve provokatif, çok açık söylüyorum, provokatif başlıklar atan, sadece yalan değil, provokatif başlıklar atan bu yayın kuruluşlarını en sert biçimde kınıyoruz. Kendinize gelin ya, biraz gazetecilik evrensel ilkelerine ve insani değerlere bağlı kalarak çalışın, biraz. Şimdi bununla bitmiyor tabii mesele. HDP söz konusu olunca bununla bitmiyor. Şu ana kadar 2014'ten bugüne kadar HDP her seçime katıldı. Referandumlar dahil olmak üzere. Bu seçimlerde propaganda çalışmalarını sürdürdü. Ve özellikle televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde propaganda çalışmaları sırasında hazırladığı reklamlar, ilanlar vesaireyi kullandı. Ve bu son seçime kadar da bu konuda herhangi bir sorun yaşanmadan gelindi. Fakat ne ilginçtir, bu son seçimde HDP'nin hazırlamış olduğu reklam filmleri merkez medyanın neredeyse tamamı tarafından yayınlanmadı. Neredeyse tamamı tarafından. Utanç verici bir durum. Yani parasını veriyoruz, reklamımız yayınlanmıyor. Durum bu. Şimdi diyeceksiniz ki acaba bu filmlerde hukuki bir sorun mu vardı? Hayır, filmlerde hukuki bir sorun yoktu. Çünkü normal işleyiş, hazırlanmış olan reklam filmlerinin bu televizyonlara gönderilmesi, onların hukuk servislerinin, avukatların yönetimle beraber bu filmleri değerlendirmesi ve eğer bir sorun varsa bize geri dönmeleri, ki bize geri dönüş oldu bu konuda. Şurada bazı sıkıntılar olabilir, düzeltebilir misiniz dendi. Biz düzeltmeleri yaptık, tekrardan kendilerine gönderdik. Baktılar, herhangi bir hukuki sorun yoktur cevabı geldi. Elimizde yazılı olarak var, atılmış mailler var. Tamam dedik,
ve yayınlama planı üzerine anlaştık ve yayınlanacağını bekliyoruz. Yayınlanmadı. Telefonlarımıza çıkılmadı. Çünkü belli ki, hani biraz evvel söyledim ya, biz hep biliriz, ya yayın ve yazı kurullarında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gazetecisi olur ya da telefon edilir Alo Fatih hattıyla ve uyarılır gazeteler ve televizyonlar. İkisinden bir tanesi olmuş ve bu hazırlamış olduğumuz filmler yayınlanmadı. Biz bunu sosyal medyada yaygınlaştırdık ve orada herkes gördü. İçinde herhangi bir hukuki sorunun olmadığı filmlerdir bunlar. Şimdi evet, yani ülkemizde medya kuruluşları büyük bir iktidar baskısı altında ve büyük cezalarla tehdit ediliyorlar. Cezalar da kesiliyor. Bu doğru ve bunu biz her zaman kınadık ve iktidarın bu sansürcü anlayışının medya kuruluşları üzerindeki baskısının asla kabullenilemeyeceğini hep söyledik. Türkiye'de kaç yüz kişi gazeteci olarak cezaevinde, bunları da siz biliyorsunuz. Ama yani işin bir yüzü bu. Bir diğer yüzü var. Medya kuruluşlarının da medya etiğine sahip çıkmaları gerekiyor. Biraz direnmeleri gerekiyor. Biraz dürüst davranmaları gerekiyor. Bunların hiçbirini yapmazlarsa, her türlü baskıya boyun eğerlerse, her konuda otosansür uygulamak zorunda kalırlarsa gidebilecekleri hiçbir yer kalmaz. Çünkü iktidar her zaman daha fazlasını ister onlardan ve bu korku imparatorluğunun bir süre sonra aracı haline gelirler. İşte şimdi yaşanan odur. Meclisin 3. Büyük Partisi'nin reklamlarını yayınlamamak, bunu açıklayamadıkları için mahcubiyetten telefonlara çıkamamak ne oluyor? Böyle bir şey var mı? Yani gerçekten bunların hiçbir tanesi kabul edilebilir şeyler değil ve yerel seçimlerde propaganda eşitliğine aykırı davranıyorsunuz. Propaganda serbestliğini çiğniyorsunuz. Bizim haberlerimizi yapmadığınız gibi reklamlarımızı da yayınlamıyorsunuz. Ve adil ve demokratik bir seçim olmaması için çaba gösterenlere siz de bu yaptığınızla çok ciddi bir destek vermiş oluyorsunuz. Bütün bu tür davranışlar içinde olan kuruluşlara bir kez daha bunu hatırlatmak istiyoruz. Kesinlikle uygun değildir yaptığınız. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün biraz deriz. Şimdi üçüncü olarak değinmek istediğim, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla dün hakkımızda söylediği sözler. Şimdi dedim ya, günde üç kere çeşitli mitinglerde, açılışlarda mutlaka HDP seçmenine, dolayısıyla HDP, 6 milyon HDP seçmeninin ailelerine, 20 milyondan fazla insana, mutlaka Kürt halkına hakaret etmekten geri durmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Şimdi bu zihniyetin son örneği, dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, HDP denilen dinsiz, imansız, ateist olan takım. Duydunuz herhalde, değil mi? Şimdi birincisi, şunu açıkça söyleyelim. Kamu barışını çiğneyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Bu çok açık bir şekilde toplum barışına karşı suç kapsamına girer. Bu söylenen. Çok açık bir şekilde. Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitabının topluma karşı suçlara ayrılan 3. kısmının 5. bölümünde, hani savcılar için söylüyorum, arayıp da bulamazlarsa diye. Yok ya böyle bir delikanlı savcı, ne yapıyorsun diyecek Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'na. Ama savcılar için söylüyorum. Toplum barışına karşı suçtur. Halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma ya da halkı aşağılamadır. Hiç kimsenin haddi değildir HDP denilen dinsiz, imansız, ateist olan takım lafını etmeye. İşin hukuki yanı böyledir. Bu asla kabul edilebilir bir şey değildir ve hukuken Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir kişinin bu cümleleri etmesi hukuken de siyaseten de asla kabul edilebilir bir şey değildir. Birincisi bu. İstiyor ki kendi üslubuyla, kendi diliyle,
kendi tarzıyla kendisine cevap verelim. Yok, öyle yapmayacağız. Halk görüyor. Halk şu anda kimin kime hakaret ettiğini görüyor. HDP'ye bu lafları etmiş olmak demek, HDP'nin aileleriyle birlikte 20 milyondan fazla destekçisine de dinsiz, imansız, ateist olan takım demiş olmaktır. Çok açık, net bir şekilde söylüyoruz. HDP seçmenlerine ve ailelerine dinsiz, imansız, ateist takım demiştir Cumhurbaşkanı. Durumumuz budur. Biz ama kendi tarzımızla buna cevap vermeyi uygun buluyoruz. Biz demokratik siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde konuşmayacağız. Hatırlatalım ki başkasını imansız olarak nitelendirmek kişiyi imandan çıkarır der hadisi şerif. Ve ne yazık ki tarihte semavi dinleri hep mensupları yozlaştırmıştır. Bakın IŞİD, İslam adına bütün katliamları yapmıştır. Kötü temsil bugün İslam'ın en büyük düşmanıdır. Ve tarih boyunca tiranlar hep bunu yapmışlardır. O nedenle bu sözleri garipsemedik. Onu söyleyelim. Allah iman edenlere fitne çıkarmamayı emreder. Fitne katil olmaktan daha büyük bir suçtur der Kur'an. Bunları hatırlatıyoruz size. Burada kastedilen din üzerinden fitne üretmektir. Biz bu fitnede onun vebaline ortak olmayacağız ve kendisini Allah'a havale ediyoruz. O kadar söyleyelim. Değerli basın emekçileri, seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem eş genel başkanlarımızın hem adaylarımızın, parti yöneticilerimizin ve milletvekillerinin çeşitli illerde, ilçelerdeki çalışmaları devam etmektedir. Mitingler, halk toplantıları şeklinde. Yasaklamalarla, çeşitli baskılarla karşı karşıya kalıyoruz. Biliyorsunuz bazı billboardlarımız yasaklandı. Özgürlük kendini yönetmekle başlar billboardu yasaklandı. Söylenecek bir laf yok onu yasaklamış olan zihniyete. Kayyum raporumuz yasaklandı. Kayyum raporunu yasaklayan zihniyete de söyleyecek bir şey yok. Çünkü kayyumların iş başına geldiklerinden bu yana yapmış oldukları yolsuzlukları, usulsüzlükleri, halkın mallarını ve arazilerini kendi yandaşlarına ve ailelerine peşkeş çekmelerini Sayıştay raporları ortaya koymuştu. Devletin kurumu olan Sayıştay raporları, sadece biz söylemedik. Bu yolsuzluk ve usulsüzlükleri soruşturması gereken, bu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin hesabını sorması gereken yargı, onlarla uğraşmak yerine bizim yazdığımız kayyum raporunu toplatıyor. Neden? Ya biz kayyum raporu yayınlamasak da kayyumların yaptığı usulsüzlükler, yolsuzluklar zaten Sayıştay raporlarında var. Ve zaten bu raporların hiçbir tanesi ortada olmasa o bölgede yaşayan, kayyum atanmış olan, kentlerde yaşayan bütün insanlar onların yaptıklarını görüyor, biliyor, izliyor, kulaktan kulağa konuşuyor. Yani siz raporu yasaklayarak kayyumların yaptıklarını ortadan kaldırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Tarihe kayıt düşüldü bunlar. Kolay kolay ortadan kalkmaz. Bu dönem geçecek ve 31 Mart'ta kayyum atanmış olan bütün belediyelerden o kayyumlar Ankara'ya gönderilecek. Bu net. Halkın tutumu çok açık. İktidar bunu gördüğü için bu kadar saldırganlaştı zaten. Kayyum politikaları 31 Mart'la birlikte çöpe atılacak. Siz isterseniz raporu yasaklayın, İstemezseniz yasaklamayın. Ne yaparsanız yapın, sonucu değiştiremezsiniz. Çünkü halk kararını verdi. Yaptığımız bütün çalışmalar, mitingler, halk toplantıları bunu çok net olarak bize gösterdi. Ama bütün bunlara rağmen, bütün yasaklamalara ve baskılara rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son aşamasına geldik. Son aşamasında biliyorsunuz 21 Mart, Nevroz hepimiz için son derece önemli olan bir gündür. Nevroz'da bütün illerde 21 Mart'ta kutlamalar yapacağız ve Nevroz'u hep birlikte kutlayacağız. Şimdiden ben de bütün halkımıza, Orta Doğu halklarına Nevrozlarını kutlamak istiyorum. Nevrozunuz kutlu olsun, Nevroz Pirozbe diyorum. O Nevroz çalışmalarımızdan sonra
10 gün vakit kalmış oluyor son etapta. O sürede içinde de son mitinglerimizi, miting yapamadığımız yerlerdeki mitinglerimizi seçim yasası kapsamında yapıp gerçekleştireceğiz ve 31 Mart'ta en iyi sonucu almak için çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Evet, bu bilgileri vermiş olayım ben de bugünkü basın toplantısında. Herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplamaya çalışayım. Yoksa sonuçlandıralım. Buyurun. Onları da alayım. Erdoğan da Sayın Yavaş'la alakalı hakkındaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. Seçime girebilirse dahi dedi, seçimden sonra bedelini ödeyecektir. Ya da işte bunun bedelini Ankaralılara da ödetme durumunda kalacaktır dedi. Son olarak da bir sorun var. Nevruz'la ilgili bir provokasyon duyumları konuşuluyor. Sizin böyle bir bilginiz var mı? Şimdi birincisiyle başlayayım. Bakın eski genel başkanımız Sezai Temelli'nin biraz evvel Hürriyet Gazetesi ve Demirören grubu ile ilgili söylediğim bunlar bununla ilgiliydi biliyorsunuz. Söylediği şudur, çok açık bir şekilde yani Allah'tan kayıtlar vardır. İstanbul'da da Ankara'da da biliyorsunuz İstanbul'da 1.200.000'in üzerinde HDP seçmeni vardır. Ankara'da da 200 bin üzerinde HDP seçmeni vardır ve doğal olarak bunlar da oy vereceklerdir seçimlerde. Ve eş genel başkanımızın söylediği sandıkta kullanılacak bu oylarla da seçilmiş olacaklar demiştir. Bir durum tespiti yapmıştır. Bu durum tespitini Hürriyet başta olmak üzere Demirören grubu tamamen büyük bir çarpıtmayla sonradan özür dileme nezaketini bile göstermediler üstelik. Yani o çarpıtma başlığı kaldırdılar iki gün sonra. Fakat özür dileme nezaketini de göstermedikleri gibi bize soracağınızda Sezai Temelli'ye sorun diye utanmazca da bir açıklama yaptılar. Utanmazca. Bakın buradan söylüyorum. Bu kayıtları da görsünler. Zerre kadar utançları yok bu kişilerin. Şimdi söylenen budur ve tamamen çarpıtılmıştır mesele. Elbette ki bizim seçmenlerimiz vardır. 1.200.000 İstanbul'da aileleriyle neresinden baksak 4-5 milyon insan demektir. İstanbul'da seçilecek olan belediye başkanının İstanbul'da yaşayan 4-5 milyon insanı belki daha fazla insanı gözetmemesi, bunu dikkate almaması söz konusu olabilir mi? Bu demektir. Yani bu şehirde İstanbul en büyük Kürt şehri diye konuşulmaktadır. 3,5 milyonun üzerinde Kürt yaşadığı söylenir İstanbul'da. Belki daha fazladır üstelik. Şimdi bu gerçeklikle ilgili bir şey söylemiştir eş genel başkanımız. Yani Hürriyet'in ve Demirören grubunun yaptığı tamamen çarpıtmadır. Göbelsvari bir tutum takılmışlardır. İkinci sorduğunuz soru, valla tabii buna aslında Mansur Yavaş cevap vermeli. Fakat Cumhurbaşkanı sıfatıyla Tayyip Erdoğan bu sözleri söylediği için biz de buna bir şey söylemiş olalım. Yani hiçbir yerel seçimde bugüne kadar, Türkiye onlarca yerel seçim yaşamıştır, hiçbir yerel seçimde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir partinin genel başkanı çıkıp bu kadar çok diğer partilere ve adaylara hakaret etmemiştir. Hiçbir yerel seçimde bir Cumhurbaşkanı adayları tehdit etmemiştir ki bu açık tehdittir. Hiçbir yerel seçimde bir Cumhurbaşkanı seçmenleri bu kadar rencide edecek hakaretamiz konuşmalar yapmamıştır. İlk defa yaşanıyor bu. Bu kabul edilebilir bir şey değildir demokratik siyaset açısından. Toplumda büyük bir kutuplaşma, gerginlik yaratmak demektir. Toplumda büyük bir bölünme yaratmak demektir. Ve bunu da üstelik hani toplumun bütünlüğünü, birliğini sağlaması gereken kişilerden biri olan Cumhurbaşkanı'nın yapması zaten başlı başına bir çelişkidir. Son söylediğinizle ilgili bize gelen herhangi bir duyum yok doğrusu. Biz her zaman olduğu gibi Nevroz'u kutladığımız her yerde
hem miting yaptığımız illerde, Nevroz kutlamaları yaptığımız ilçelerde de, büyük şehirlerde de en barışçı şekilde, en demokratik şekilde, Nevroz'un değerlerine ve tarihsel anlamına uygun bir şekilde kutlayacağız. Herhangi bir bugüne kadar Nevrozlarda bizim kutlamalarımızda ortaya çıkmış bir provokasyon bizim tarafımızdan hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Biz sağlıklı ve adına uygun bir şekilde bir Nevroz kutlaması olmasının için herkese sağduyu çağrımızı yapıyoruz. Bir kez daha bütün örgütlerimize bu konuda direktif gönderdik. Herkesin sağlıklı, güvenli ve Nevroz'a uygun bir kutlama yapabilmesini sağlamak için bütün örgütlerimizde gereken hassasiyeti gösterecektir. Umuyoruz güvenlik güçleri de aynı hassasiyeti göstereceklerdir ve Nevroz'da herhangi bir sıkıntı yaşanmadan Nevroz kutlamaları tamamlanmış olacaktır. Başka bir soru var mı? Buyurun. Efendim az önce ajanstan geçti bir haber var. Sayın Sezai Temel ile ilgili 31 Ocak günü Dersim'deki aday toplantısında yaptığı konuşmaya ilişkin Cumhuriyet Savcılarının soruşturma başlattığı ve dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği yönünde bir bilgi var. Bununla ilgili bir şey söyleyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz bizim vekillerimiz hakkında ve eş genel başkanlarımız hakkında fezleke hazırlamak ve meclise göndermek savcıların kendi pozisyonlarını güçlendirmeleri ve terfi etmeleri için iyi bir araçtır. Bir kez daha böyle bir şey olmuştur. İçeriğini tabii ki bilmiyorum. Yeni çıkmış bir haber bu. İçeriğine bakarız, değerlendiririz. Ama ben herhangi bir seçim konuşmasında eş genel başkanlarımızın ve milletvekillerimizin suç teşkil eden herhangi bir cümle sarf etmediklerinde biliyorum son derece aklı başında, sağduyulu ve yerel seçime odaklanmış çalışmalar sürdürüyoruz. Dolayısıyla yine dediğim gibi savcıların işgüzarlığıyla hazırlanmış bir fezleke olduğunu tahmin ediyorum ama içeriğine görüp bakacağız elbette ki hukukçu arkadaşlarımız değerlendirecektir. Başka bir soru var mı? Yok galiba. Peki. Çok teşekkürler arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim, basınla ilgili söylediğim her şey yayınların yönetimleriyle ve yayın kurullarıyla ilgilidir. Kesinlikle basın emekçilerinin ile ilgili bir şey değildir. Sizleri tenzih ederim.